Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız bu ile? Çiçek. Ne çiçeği? Kapak çiçeği. Kapaktan çiçek mi yapacağız? Ama ilk önce yaprakları boyayacağız. Peki o yaprakları nasıl yaptık, onu anlat bakalım bir. Küçük tuvalet kağıtları oluyor ya. İşte o tuvalet kağıtlarını böyle kestik, kestik, kestik. 6 tane kestik. Bir siz istediğiniz kadar kesebilirsiniz. İşte bakın şurada tuvalet kağıdı kesilmiş abi. Yanlardan kesince şöyle büzüşüyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Bunun peki ne olduğunu söyle. Ne olacak bu? Yaprak. Yaprak. Böyle koyacağız onları. Arkadaşlar yine bir videomuzda atık malzemelerden, yani şişe kapaklarından, atık malzemelerden, şişe kapaklarından, tuvalet kağıdı kartonundan bir çalışma yapacağız. Şimdi ilk önce Ulem ilk önce yaprakları boyayacak. Koyu yeşil. Koyu yeşile boya. Yan çevir. Heh. Arkadaşlar siz isterseniz içini de boyayabilirsiniz. İçini nasıl boyayacaklar kız? Baba şöyle koyunca şuraya çiziyorlar ya. Ondan bahsediyorum. Biz dışını boyamayı tercih ettik. Ben bunu okula götüreceğim. Değil mi baba? Evet, öğretmeni de izleyecek tabii diyor. Pazartesi günü götürmem lazımmış. Galiba. Ama anlat, okul nasıl gidiyor bugün? Değil. Biraz yaklaştırayım mı videoyu? Ne diyor bu? Hadi devam et. Niye bekliyorsun sen? Biraz hızlandıralım istiyorsan burada. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biz yani biz boyadık. Evet. Şimdi yaptık işte. Evet arkadaşlar, şimdi yapraklarımızı boyadık. Şimdi artık montaj aşamasına geldi. Bunun için gerekli olan malzememiz neydi? Kapaklar. Evet. 1,5 litrelik su kapakları. Çeşit çeşit var arkadaşlar bir de. Hulem yandaki kapakları göstersene. Bakın dolu. İstediğimizi yapabiliriz bunlarla. İsterseniz de bu plastik kapakları ne için kullanıyorlar? Bir de başka bir şey vardı Hulem. Ne içindi o? Fıtır. Hayır. Başka bir yere veriyorsun. Onlar sana başka bir şey veriyor. Biliyor musun sen onu, kampanyayı? Plastik kapakları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bunları toplayan başka yerlere veriyoruz. Ha. Onlar da başkalarına, yani engelli arkadaşlarımıza ne alıyorlar? Tekerlekli sandalye alıyorlar, değil mi? Evinizde de böyle kapaklarınız varsa biz ihtiyacımız görüleni kullandık. Geri kalan da biz plastik kapakları toplayan bir yere vereceğiz. Ve bizim evimizde devamlı biriktiği için gerekli olanları kullanacağız. Gerekli olmayanları da oraya vereceğiz. Ve bir tekerlekli sandalye sahibi olması için onlara da katkıda bulunacağız. Plastik kapaklarımız, altında fon kartonumuz ve yapraklarımız. 7 tane kapak. 7 kapak, 6 tane yaprak. Ve montaj için arkadaşlar, bunların montajı için bizim sıcak silikonumuz var. Küçük sıcak silikon tabancası kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü büyükler daha büyük ve daha kalın olduğu için kullanırsınız. Evet, kameramızı yaklaştıralım, masamızı alalım, sonra da montaj işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıcak silikonumuzla ben geliyorum. Ortadan hepsini buraya yapacağım. Ve ben buraya elime yapıştı. Yapayım mı? Elime yapıştı, elime. İz yapıyorum babacığım şu yanına. Ne izi? Sen yapıştır. Gerek yok bu kadar bulem. Etrafı yeşil kalacak bulemciğim bunun. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, bulem iz yapmıştı ama onu kaldırdık. Şimdi göz kararı. Bulem kapakları ben nereye koydum? Nereye düştü bir tanesi. Şimdi göz kararı bunları koyacağız. Ona göre de işlemimize başlayacağız. Şimdi koyduk. Evet. Şimdi aralarına şişemizin sıkacağız. Aralarına değil. Silikonumuz çiçeğimizin başı öyle olacak. Çek kırmızı kapakları.
Şimdi bunu bir yapıştıralım. Bunu yaparken arkadaşlar büyüklerinizden kesinlikle yardım isteyin. Çünkü sıcak silikon gerçekten çok sıcak. Ve benim elim bile yanıyor ki çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bunu rastgele koyduk. Gördüğünüz gibi yapıştı oraya. Şimdi diğerlerini böyle elini değdirme, şuna sıcaktır, hala yanabilir. Tamam. Bunları da sürüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle, görüyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Sıcak silikondan küçük damlalar, yani küçük küçük şeyler. Çünkü zaten kapak çok hafif olduğu için fazla bir ağırlık taşımayacak. Hem de fazla sürmeyin. Bu kez fon kartonundan aşağısına sıkıntı yaratabilir sıcak olduğu için. Yani yakabilir gibi tahmin ediyorum. Bunu da buraya hemen dibine yapıştırdım. Şu yapıştı sende. Hızlıca bunları tek tek gördüğünüz gibi hemen yapıştırıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle düşünmüştüm. Bunlar böyle gelirse mesela şunun dal olduğunu düşünün. Böyle olacaktır. Anladınız mı? Yani bunlar aşağıda kalırsa, mesela aşağıda değilsen, şöyle, şöyle dur. Böyle olacakmış. Bizim sınıfta sadece bir kişi yapmıştı. Öyle mi? Sen de iki mi oldun? Elim yandı, elim yandı. Arkadaşlar gerçekten sıcak silikon gerçekten suçu çok sıcak. Yani Bulem'in eline değse bir, şu an Bulem burada zıplaya zıplaya kaçar. Bağıra bağıra ağlar. Öyle o kadar sıcak yani. Arkadaşlar ben şunu çektim. Babamın eli herhalde sıcaktı, Şu silginin şeyini çektim. Babamın eli herhalde sıcak. Evet, şimdi bir tanesini buraya, bir tanesini buraya koyacağız. Evet, şöyle. Ya da olsa? Fark etmez ki. Şöyle aşağı inecek işte yani. Ya da olsun. Öğretmen de bir şey demek ister misin? Öğretmen de izler belki bu videoyu. Seviyor musun öğretmeni bari? Seviyorum. Çok iyi bir insan değil mi? Yaz tatilini de özlersin artık öğretmenini. Şimdi orayı istiyorsan cetvelle çizelim. İki şey kalın olsun orası. Yani şey olacak, şöyle bu kalemin kalınlığında olsun, tamam mı? Şu kalemle çiz. Ya da bunu koy. Şöyle. Şunun etrafından çiz şöyle. Tamam. İki kalın olsun, içinde boyarsın. Anladın mı? Yamuk yapma, düz yap. Neden? Düz daha iyi olur. Hı. Kalemin bittiği yere kadar dur. Aşağı doğru in. Tamam. Bir de öbür tarafından. Ver bana şimdi. Tamam, bak çekin. Bir daha aşağıya. Tamam. Öbür tarafını da ben çizeyim. Allah kaydı. Arkadaşlar demokrasi çareler tükenmez. Neymiş, cetvel olmasa da oluyormuş yani. Tamam işte. Bilmem, boya hemen içini kahverengiye. Bağla. Kahverengiye boya şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapakların montajı bitti. Şimdi Bulem sapını boyuyor. Ondan sonra da neye geçeceğiz Bulem? Yaprak yapıştırma. Evet. Sıcak silikon tüplerimiz de burada. Bakın yedekleri burada. Bunlar çok ucuza mal edebilirsiniz. Küçük küçük yaprak şeyler, ama silikon sıcak tüpleri. Küçük parçalarda satılıyor. Arkadaşlar biz ablamla onları böyle kesip kesip Barbilere ve minişlere yemek yapıyorduk. Arkadaşlar bir de burada bizim neyimiz var bakın. Bu ne Bulem? Biz telefon. Bulem'le telefon yaptık arkadaşlar. Bakın size bunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Gördüğünüz gibi gözlerimiz, dudakları var. Gerçekten bir telefon yaptık. Onu videosuna çekelim diyoruz Bulem'le.
Yine bir dergi videomuz olacak. Bu önemli daha önce, ya bu senin bu hafta aldığımız bir dergimiz var. Minika Go. Minika Go dergisi. Onu da göstereceğiz sizlere. Baba. Şimdi sıra geldi. Yapraklara. Bir şey diyeceğim. Biz bunun altına şöyle bir şey çizsek. Ağaç olur o zaman. Ağaç değil ya. Altındaki toprak var ya. Ha, çizebiliriz. Onu bitirelim ilk önce. Tamam, bunu bitirelim. Yeşil de olmaz ama o altındaki de yeşil. Tamam. Onu da şöyle hafif karalarız yani. Şunu bir bitirelim ilk önce, dur. Hı. Şimdi şunu bana doğru çevirelim. Çünkü bunun altı biraz ben daha şöyle yapıştırabilirim. İnce. Yapıştıramazsın işte, onu dedim. Sıcak silikon ya, ondan. Orada kurusun öyle. Yanasın artık. Arkadaşlar çıkmazsa da bir şey olmaz çünkü 12 hafta. Yani masaya çok olmaz. Yok ya baba. O kadar da değil. Neye son 2 hafta? Okula mı? Evet. Tatilde ne yapacaksın? Evet, bu arada o şortu ne zaman değiştireceğiz? Bilmiyorum. Bu pazar değiştireceğiz. Evet, iyi. Bak baba, bunu ne yapalım? Bunu böyle yapacağız. Şimdi şöyle gitmeyeceğim işte. Gideceğimiz yere koyalım bunları. Oradan alım alayım yapıştırayım. Ben koyayım. Ha. Evet arkadaşlar, çiçek bitmek üzere. Hadi be, koy bir yere artık. Şöyle. Tamam, dursun orada. Çekelim şimdi. Evet, ben yapıştırmaya, bu ulem izlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Aslında bu ulem yapıştırsaydı bunu daha iyi olurdu ama sıcak silikon kullanıyorum. Aslında sıcak silikon yerine şey de olabilir. Bu ulem. Normal yapıştırıcı da biz niye sıcak silikon kullandık? Onu da anlamış değilim ben. Hayır, normal yapıştırıcı yapıştırmaz. Niye? Sıvı yapıştırıcı var ya, P ile başlayan. Hı. Pemi. Pemi. Ha evet. O işte. Onunla da olmuş. Olmaz. Niye olmaz? Niye? Bunları yapıştırabilirdin, yaprakları. Kapakları nasıl yapıştıracaktın? Kapaklar yapışır mıydı? Hı? Bunlar yapışmış mı? Köşesi yapışmamış. Tamam. Bunları da tam aralarına. Bak, benim istediğim gibi oldu. Aralarına yapmam lazım. İşte şans eseri koyuyoruz, bir yere düşüyor. Evet, başka anlat. Arkadaşlar da bizi izleyeceklerini. Bir şeyler anlat. Bilmece sor bakalım, neyi bileceklerini. Nerede bilmece kitabı? Aklım var soracağım. Bilmece kitabına mı sormak zorunda seni? Ben bilmiyorum. Tamam, bir sorayım. Bir şey vardır aklımda canım. Dalda durur, elde durmaz. Ya hasta mısın? Yok. Yo. Dalda durur. Elde durmaz. Kiraz. Elma. Baba, dalda duruyor, elde durmuyor. Elma elde durur, kiraz elde durur. Ha, elde durmuyor. Ha. Dalda duruyor ama elde durmuyor. Neymiş lan? Yaprak, ama yaprak da durur. Hava. Yağmur. Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Kuş. Dalda duruyor kuş ama elde durmuyor. Doğru söyledin, evet. İşte. Arkadaşlar biraz da şunların arasına sıkayım mı diye düşündüm de. Sık sık baba. Şuraya sıkarsın. Şuraya yapışmamış. Çek yapalım. Yapışmamış. Kuşası yapışmamış arkadaşlar. Ben fark etmeseydim. Oo, bu hiç yapışmamış ki. Demek ki baba sıkamamışsın. Galiba. Yapışmış mı? Yapışmış herhalde. Çekmemiş mi? Ya çok küçük olduğu için yapışacağı yeri. Arkadaşlar şunların arasına da yapalım bence. Değil mi? Yedek yapıyor baba. Thank you.
Sen bana ne diyordun böyle? Becerik, ne diyordun? Bir şey baba diyordun ya sen bana. Ya. Elin becerikli mi diyordun, bir şey diyordun. Ay becerikli. Şey, kağıt adamdaki gibi. Ben kağıt adam. Arkadaşlar düşmesin diye. Ondan sonra bunu şimdi en sonuna geldik. Orada birazcık konuşsun. Evet, bu sıcak silikon işimiz bitti arkadaşlar. Sonra bir şey yapabiliriz. Şimdi baba ben bunu toprak yapacağım. Yap bakalım nasıl yapacağım. Bana aslında kurşun kalem lazım. Çok çizeceğim. Çok çizeceğim de. Baba. Hı. Kurşun kalemle kök çizsem ne olur? Kök mü çizeyim? Oluyor bu kahverengiyle. Hiç uğraşma önce. Kurşun kalemle hiç boyuyor. Altına sen şey yaz. Ulen Pamuk yaz. İsmini belirt. Tamam mı? Harika oldu. Arkadaşlar bir de sıcak silikonun şeyi var böyle, görüyor musunuz bilmiyorum ama beni sinir eden böyle sallanan küçük küçük şeyler var. Tüy gibi oluyor aynı. Her yere yapışıyor. Bu da kök. Her yere yapışıyor ve sinir ediyor beni. Arkadaşlar ben kök de istedim. Hadi Buğlen Pamuk yaz orayı, kapatalım. Yeşille yaz. Tamam yaz. Gözükmez ama yeşille, başka bir şeyle yaz. Ya baba farklı bu yeşil. Öyle mi? Yaz bakalım hadi, gözükecek mi? Bak, gözükmüyor işte. Nasıl gözükmüyor? Ya çok az gözüküyor yani. Pamuğu nereye yazacaksın? Son masayı. Pamuk yazacağım. Evet arkadaşlar, bitti. Gördüğünüz gibi, bakın şöyle yandan bakınca yeşilleri gözüküyor. Ne oldu bu lan bu? Çiçek oldu. Köklü çiçek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Buğlem'le birlikte şöyle biraz daha yakından getireyim. Evet gördüğünüz gibi. Arkadan bakın. Ne gözüküyor arkadan? Hiçbir gözükmüyor. Bir yanına tut bakalım o zaman senin bir. Şöyle yandan. Evet buraya bak. Evet arkadaşlar, kanalımızı izlemeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buğlem'le birlikte olmaya devam edeceğiz bir sonraki videomuzda. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.